bebek yüzlü katil Ali Kaya. Hepsi Alanya'da gerçekleşen cinayetlerine 1997 yılında amcası Celal Kaya'yı öldürerek başladı bu psikopat katil. Bu cinayet nedeniyle 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası bitince kendi annesine tecavüz eden Zeynel Abidin Gümüş'ü gözlerini kırpmadan öldürdü. Bu cinayet sonrası akli dengesi bozuk raporu alarak akıl hastanesine kaldırıldı. 1999'da kapalı yerde duramaz raporu aldı ve bu nedenle hastaneden çıkarıldı. Bundan sonra Alanya'da 5 kişiyi daha bıçaklayarak öldürdü. Artık adı çıkmıştı. Bebek yüzlü katildi. Son cinayetinden sonra kişilik bozukluğu teşhisiyle tekrar akıl hastanesine yatırıldı. Hastanede yine benzer suçlarla oraya atılmış olan Ayhan Kartal'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra Şanlıurfa yarı açık cezaevine kaldırıldı. Bir yıl sonra buradan firar eden Kaya 2004 yılında Alanya'da yakalandı. Çivici katil Süleyman Aktaş. Çivi görünce dayanamıyordum. İnsanların kafalarına çakmak istiyordum hep. Yakalandıktan sonra polise bu ifadeyi veren Süleyman Aktaş, çivici katil olarak ülke genelinde nam salmıştı. Elektrik kurumunda hat işçiliği yaparken 31.500 volt elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan Aktaş, bu olaydan sonra Antalya'da Nuri Keskin adındaki başkomiseri öldürdü ve tutuklandı. Mahkeme akli dengesi yerinde olmadığına dair karar verdi ve Süleyman Aktaş'ı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderdi. Artvin canavarı Adnan Çolak. Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zaten zamanlarını doldurmuşlar. Onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyorum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyorum. Artvin canavarı ya da baltalı katil olarak bilinen Adnan Çolak işlediği 11 cinayeti bu sözlerle açıklamıştı. 1992-95 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen yaşlıları kurban seçen Çolak, öldürdüğü 6 kadına da tecavüz ederek ne kadar karanlık bir ruha sahip olduğunu göstermişti. Yakalandıktan sonra Adnan Çolak'ın yargılanması 5 yıl sürdü. Zonguldak Bir Ağır Ceza Mahkemesi 25 yaşında cinayet işlemeye başlayan Adnan Çolak'ı 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. İnsan avcısı Hamdi Kayapınar. Zaten avcıyım. Kurbanlarım da av. Avların üstünden çıkan para ve eşyalar da av ganimeti. İlk cinayetini 22 yaşındayken kardeşini boğarak gerçekleştirdi. Mart 1998, Şubat 2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi daha öldürdü. Seri katil olarak tutuklandığında İstanbul'un ilk seri katili Seyit Ahmet Demirci ile girdiği iddia üzerine insan öldürmeye başladığını iddia etti. Ve İstanbul DGM'de verdiği ifadede bu iddiayı da ben kazandım dedi. Bilyacı katil Seyit Ahmet Demirci. Mayıs-Temmuz 1998 tarihleri arasında İstanbul'da 3 mobilyacıyı dükkanlarının bodrum katında kafalarına kurşun sıkarak öldürdü. Demirci'nin neden sadece mobilyacıları hedef seçtiği ise geçmişte yaşadığı bir travmaya bağlıydı. Çocukluğunun geçtiği Fatsa'da en yakın arkadaşı ile birlikte küçük bir mobilyacı dükkanının bodrum katında saldırıya uğradı. Seyit Ahmet kaçmayı başarmıştı. Ancak saldırıyı gerçekleştiren yaşlı mobilyacı arkadaşı Habil'e tecavüz etmişti ve Seyit Ahmet bunu gözleriyle izlemişti. İki arkadaş bu olayı bir daha asla konuşmamak üzere rafa kaldırdılar. Ta ki üniversitede okuyan Habil'in intihar ettiği haberi gelene kadar. Habil'in neden intihar ettiğini yalnızca Seyit Ahmet biliyordu ve arkadaşının intikamını almak için tüm mobilyacıları hedef seçmişti. Torna vidalı katil Yavuz Yapıcıoğlu. Polis kayıtlarına göre 18, görgü tanıkları ve tahminlere göre ise 43 kişiyi öldüren torna vidalı katil, birçok kurum tarafından verilmiş farklı raporlara sahiptir. En son aldığı raporda akli dengesi yerinde denilmiştir.
Yakalandıktan sonra 74 yıl hapis cezasına çarptırılan Yavuz Yapıcıoğlu, Türkiye tarihinin en acımasız katillerinden biriydi. Kasımpaşa Canavarı, 1976 yılında İstanbul'da pek çok cinayet işlenmiş, özellikle evinde 20 bıçak darbesiyle öldürülen liseli Handan Otak günlerce konuşulmuştu. Ancak bu cinayetlerin hiçbiri Kasımpaşa'da işlenen seri cinayetler kadar dehşet yaratmadı. Artık bütün İstanbul Kasımpaşa canavarından söz ediyordu. Bir inşaatın gece bekçisi olan Hasan Kaya'nın kafası bir demir çubukla parçalanmıştı. Cinayetler serisi artık gazetenin manşetlerine tırmanmıştı. Ama küçük bir ipucu bile yoktu. Bir sonraki kurban bir aydan beri kayıp olan 20 yaşındaki Veli Özel'di. Kuştepe'de oturan Veli Özel, Dolapdere'de bir düğme atölyesinde işçi olarak çalışıyordu. 7 Eylül sabahı evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kasımpaşa canavarı son kez sisli bir gecede 4 Kasım günü ortaya çıktı. Sabaha karşı saat 3'te Piyale Paşa'da lastiğini değiştirmekle uğraşan taksi şoförü Zekeriya Galipçi arkasını dönünce elindeki demir çubuğu havaya kaldırmış bir adamla karşı karşıya kaldı. Saldırganın ilk darbesini atlatan şoför, elindeki projektörü gözlerine tuttu. Mavi gözlerinde kelimelerle anlatılmayacak pırıltılar vardı. "Yapma diye haykırabildim," diye anlatıyordu yaşadığını. Kasımpaşa canavarı karanlığa karıştı ve sonrasında onu gören kimse olmadı. Ancak Kasımpaşa canavarı ününü 80'li yıllara kadar korudu. Türkiye'nin bu meçhul kalan ilk seri katili filmlere, kitaplara ilham verdi ama asla onu bulamadı. Polici katil Orhan Aksoy birçok kez hapse girip çıkmıştır. Bir süre sonra Romanya'ya giderek orada evlenmiş ve durgun bir hayat yaşamıştır. Ancak 17 Ağustos depremiyle birlikte işler değişmiştir. Bu süreçte işleri bozulan Aksoy ailesini Romanya'da bırakır ve cinayetler işlemeye başlar. İşe ilk olarak ev arkadaşını ip ile boğarak başlar. Çıplak ve cansız bedeni küvete koyduğu arkadaşıyla saatlerce sohbet eder. İyice paranoyaklaşmıştır. Daha sonradan işlediği cinayetler nedeniyle polisler tarafından yakalandıktan sonra ev arkadaşını öldürdüğünü, bu ilk cinayeti kendisi anlatmıştır. Pompalı Tüfek Seri Katilleri Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe. 1996 yılında bir kişiyi bıçakla öldürmekten hapse giren Mehmet Karahasan, 1999 yılında çıkan aftan yararlanarak yeniden sokaklara çıktı. Yiğit Bekçe ise 18 farklı suçtan hükümlü ve 3 ayrı suçtan aranmakta olan bir suçluydu. Bu iki psikopat bir şekilde arkadaşlık kurmuşlar ve kendilerini yollara vurarak herkesin kanını donduran korkunç cinayetler işlemişlerdi. İşledikleri cinayetler Bursa, İzmir, Sakarya, Adana, Mersin ve Ankara gibi geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır. 2006 yılında yaşanan hali hazırdaki en güncel vakalardan biridir. Bayram tatili sırasında tüm Türkiye'nin lanetleri okuyarak izlediği bu olaylar dizisi 3 güne yayılmıştı. Toplamda 7 kişi hayatına veda etti. Pombalı tüfek katilleri yargılanmasına hala devam edilmektedir. Ankara Yamyamı Özgür Dengiz. 1980 doğumlu olan Ankara Yamyamı henüz 17 yaşındayken çıkan bir tartışma sonucu yakın bir arkadaşını öldürmüştür. 14 yıl hapiste yattıktan sonra yine bir af ile hapisten çıkar ve askere alınır. Askerden birkaç kere kaçmaya çalıştıktan sonra askeri heyet tarafından askerliğe elverişli değildir raporu verilir ve eve döner. İşte o noktadan sonra Ankara Yamyamı'nın cinayetler serisi başlar. Ankara'da Özgür Dengiz'in bıçaklayarak öldürdüğü Cafer Er'in kol ve bacaklarından fileto çıkararak yeme hazırlığı yaptığı ortaya çıkar. Ankara Yamyamı'nın eylemi sinema tarihinin önemli karakterleri arasında yer alan insan yiyen kişi olarak bilinen Dr. Hannibal Lecter'ı anımsattı. 10 yıl önce de bir arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle 3,5 yıl cezaevinde yatıp çıkan Özgür Dengiz ifadesinde eri yemek için öldürdüm dedi. İftar sonrası eve gelmesi nedeniyle anne ve babasının yemek yediğini gördüğünü ve bu nedenle et parçalarını buzdolaba kaldırdığını anlatan Özgür Dengiz cinayet için özel satır ve keski yaptırdığını söyledi. Özgür Dengiz Erzurumlu'yu ise kendisini ezik gösterdiği için öldürdüğünü söyledi.